Korktum. Evet. Arkadaşlar 5 kardeşin yaşları birbirinden farklı 5 tam sayı. Bu kardeşlerden en büyük ikisinin yaşları toplamı 25. Bakın en büyük ikisi ilk 2 iki çocuk 25. En küçük ikisinin yaşları toplamı 18. Bunların yaşları toplamı da son 2 çocuk 18. Bir ortanca kalıyor. Peki 5 kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi bu yaşı büyük olanlar diğerlerinden büyük olması gerekiyor değil mi bunların? Diğerlerinden küçük olamazlar. Diğerlerinden büyük olacaklar. Peki yani şöyle bir şey yapsanız deseniz ki alabilecekleri en büyük değerlerden başlayalım. 13'e 12. Yani burada en küçük değerlerden pardon. 25 desem ben buna bu sıfır yaşında olur. Olmaz ki değil mi? Diğerlerine kaç ya? Eksi yaş mı vereceğiz? Olmaz. Yani olsa olsa <laughs> Affedersiniz. Hapşırdım. Arkadaşlar birincinin yaşı yani bu büyük çocuğun yaşı 13 olsa diğerine 12 mi kalır? Şuradaki büyük en büyük kardeşin alabileceği ilk değer 13'tür. Mesela siz gidip de bu en büyük kardeşe 12 verirseniz diğeri 13 olur. Bu sefer olmaz. Niye? En büyük çünkü bu. En büyük en büyük yaşı alacak. Peki 13-12 dediniz. Buna 12 dedikten sonra bakın sonra şu dördüncü kardeşe 11 diyemezsiniz. Çünkü bunun yaşı 10.5 olmaz değil mi? O zaman diyebileceğiniz ilk değer nedir? 10. Buna ne kalır? 8. E peki 13-12 araya o zaman 11'i sıkıştırırız. Bu ortancaya da 11 deriz. Bakın gördüğünüz gibi bu çocukların yaşlarını tahmin ettik. 25-36-46 54 olur. Peki hocam devam edin. Başka bir ihtimal yok mu? Mesela şöyle bir şey desem, bunun yaşı 14 olsa. Bu 11 olur. Toplamları 25 yasema Peki buraya bir şey yazmayayım. Birazdan yazayım. 14 11. Buraya ne yazacağım? Buraya 10 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü buraya ne yazacağım? Buraya yazacak bir şey kalmıyor. 9 yazarım. Ama buna 9 yazarsam bu 9 kalıyor buna. Halbuki bu dördüncünün bu son çocuktan büyük olması lazım. Bu mümkün değil. Yani uyduramıyorsunuz. İhtimal kalmıyor. Tek ihtimal bu arkadaşlar. Evet soru şahaneydi. Sormak istediğiniz varsa sorunuz yoksa kapatıyorum arkadaşlar. Bu sayfayı yüzde problemlerine geçelim. Evet. Bu arada arkadaşlar, e, derslerimizi biraz daha böyle yaydık. Güzel oldu mu? Yani 6 saat biraz çok fazla geliyor diyen yani arkadaşlar olmuştu. Bir de biraz böyle yoruyordu yani işte Ramazan, oruç falan. Yani böyle daha herhalde verimli olur. Hem tekrar etme açısından sizin için iyi olur. Bugün e, ilk dersimiz üstü köklü çarpanlar ayırmanın videolarını yükleyeceğim. Linkini size atacağım arkadaşlar. Tamam, daha iyi olduysa o zaman şöyle bir teklifim de var. Hani iftardan sonrası e, biraz böyle tekrara ayırmanız hem daha iyi olur. Başka derslerle çalışırsınız. Yarın yine biz mesela saat 1 yarın ne çarşamba mı? Çarşamba, Heh. 1 ile 4 arası yine yapalım. Nereye kadar gelirsek, bitirirsek bitiririz. Mesela iftardan sonrası da size kalsın. Ne dersiniz buna? Ben videoları yüklerim. Hem üstü köklü çarpanlara ayırmayı tekrar edersiniz videolardan. O da olabilir. Neticede ben size anlatacağım dersi anlatacağım. Grafik dersiyle çakışmaz. Yani günleri de kaydırdığımı düşünün. Günleri kaydırmış oluyorum. Yüzde hareket bitmeden grafiğe geçmeyeceğim zaten. Yüzde hareket işçi sonra grafik. Yani derslerin sadece günü biraz kaymış olacak. Yani çok fazla katılan olsa bunu uydurmamız zor olurdu ama 2-3 kişiyiz. Dolayısıyla hani şey yapabiliriz, ayarlayabiliriz aramızda. Ekstra bir ücret almayacağım merak etmeyin bu konuda da. Yani günler kaydı diye, gün sayısı arttı öyle bir şey yok. Sadece biraz daha anlaşılır olsun. Programı yazarken deli dolu yazmışız. Bir dahaki biraz şey olur. Yani böyle olmaz yani. Günleri iyi ayarlamak lazım. Anlatılıyor ama çok sıkışıyor yani. Şimdi ben tekrar bir pdf açayım. Nerede kaldık? 12 Mayıs kampına geçiyoruz şimdi. Normalde evet yüzde problemleri arkadaşlar bakıyoruz ilk dersimiz şurada. Evet, yüzde. Yüzde problemi en sevdiğim. Hep kullanırız değil mi hayatımızda? Yüzde yüz ihtimalle bu olur. Yüzde elli ihtimalle bana burs çıkar. İşte yüzde 99 ihtimalle şöyle olur falan. Yüzdeyi çok seviyorum. Yüzde 20 zam mesela. Yüzde 10 indirim. Büyük kampanya. işte yüzde 40 indirim falan. Yani hayatımızda yüzde çok fazla var. Sınav sorularında da yüzdeden kesinlikle geliyor arkadaşlar. Evet. Ekran önünüzde. Sesim de size geldiğine göre. Ekranı da büyütelim. Ve dersimizi yapalım arkadaşlar. Evet yüzde öncelikle yüzde nasıl alınır onu hatırlatayım. A sayısının ha, rekorda bastım ha, rekordayız tamam. A sayısının yüzde x'i demek nedir? A'yı x ile çarp yüze böl demektir. A sayısının yüzde x fazlası ne demek? A çarpı x bölü yüz yüzde x fazlası yani a'nın üstüne ekle demek fazlası. A sayısının yüzde x eksiği dediğimizde de A'dan yüzde x'ini ne yap demek? Çıkar demek değil mi arkadaşlar? A'dan yüzde x'ini çıkar demek. Şurayı düzgün, düzgün düz 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 yazayım. A çarpı x bölü 100. Bu ileride ne diyeceğiz buna? Zam işte vesairede de hatta şimdi söyleyelim onu. Fazla ne demek? Mevcudun üstüne ekleme yapıyorsan bu zam demektir. Mevcuttan indirim yapıyorsan, eksiltiyorsan indirim demektir. Evet. A sayısı B'nin yüzde kırkıdır. A eşittir B'nin yüzde kırkı kırk çarpı B bölü yüz. B sayısı da C'nin yüzde yirmisidir. C çarpı yirmi bölü yüz. A sayısı C'nin yüzde kaçıdır o zaman? Nasıl bulacağız acaba? A ve C ile ilgili bir bilgi isteniyor. Peki size B ile ilgili bir bilgi soruluyor mu arkadaşlar? B ile ilgili herhangi bir bilgi yok hocam. Yani B'yi değil de biz A ve C arasında bir ilişki kuracağız. O zaman şuradaki B eşittir C çarpı 20 bölü 100'ü götürün. Şurada B gördüğünüz yere yazın. Şöyle bir şey olur. Şu sayfayı aşağı alalım biraz. A eşittir. Hani B çarpı 40 bölü 100 ya. B yerine C çarpı 20 bölü 100 yazıyorum. C çarpı 20 bölü 100. Yanında da kim var? 40 bölü 100. Buraya kadar sorusu olan var mı? Ne yapıyormuşum? Bize sorulmuyor B. O zaman B gördüğüm yere C çarpı 20 bölü 100 yazdım. Şimdi şuradaki 0, sıfır, şu 0'ı götürsün. Şu 0 da şu 0'ı götürsün. A eşittir. C çarpı 2 çarpı 4. 8C bölü 100. Oldu mu? Oldu. A eşittir. 8C bölü 100. O zaman bir şey soracağım size. A sayısı C'nin yüzde kaçıymış? 8 bölü 100'ü. Yani yüzde 8'i. Evet ilk sorumuzda yüzde alma meselesiyle başladık. Tamam mıyız? Alkışlar o zaman size. Arkadaşlar geçiyoruz öyleyse. ikinci soruya. Fevkalade'nin fevkinde bir soru. Yüzde 45'i erkek öğrenci olan bir sınıfta en az kaç kız vardır? Hocam bu kadar mı soru? Evet bu kadar kısa. Ne yapsak da biz bu kız sayısını tahmin etsek? Hocam en az dediğine göre 8'dir falan. Öyle yok şıklardaki en az 8 diye 8'i işaretleyemem. Peki %45'i erkek öğrenci olan bir sınıftan bahsediyorsak. Şimdi sınıfın mevcudu kaç biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama şunu biliyorsunuz. %45'i erkek ise %55'i nedir arkadaşlar? Kızdır. Peki sınıftaki en az kız sayısı nasıl hesaplanır? %55'i kız. Yani sınıfın mevcuduna x derseniz x çarpı 55 bölü 100 eşittir kız sayısı olur. Hocam bu ne demek? 55'i 5'e böl 11. 100'ü 5'e böl 20. Yani x çarpı 11 bölü 20. Bu ne? Kız sayısı. Şimdi ben size bir soru soracağım. Netice itibariyle İnsan sayısı virgüllü olur mu? Olmaz. Tam sayı olması lazım. Yani bir buçuk insan olmaz. Peki x ile 11 bölü 20'yi çarptığımda kız sayısı olacağına göre x'e ne yazmalıyım? Mesela 5 yazsam yani sınıfın mevcudu bu değil mi? Bu arada sınıf mevcudu. 5 yazsam olmaz. Buçuklu böyle virgüllü şeyler olur. Virgüllü olmaması için yazabileceğim ilk en küçük sayıyı yazmalıyım. Nedir o da? 20'dir. 20 ile 11 bölü 20'yi çarparsanız bak bunlar gider. Kız sayısı en az ne olur? 11. Peki bir, bir tık ilerisine git. Mesela x'e 40 versen 40 çarpı 11 bölü 20 bu sefer kaç olur? 22. 60 versen 33. Yani kız sayısının alabileceği değerlerle ilgili bir fikir sahibi olmak istersen şunu söyleyebilirsin. Kız sayısı 11'in katıdır. Alabileceği en küçük değer 11'dir. Evet çok güzel bir yüzde sorusuydu. Mantıklı. Çok doğru işler yaptık. Sorusu olan var mıdır? Evet. Sayın memur adayları. O yerleştiğiniz yazısını görünce bütün dertleri, tasaları unutacağınız ha. Hadi bakalım. Bu soruyu buraya niye koymuşum? Yüzdenin içine karışmış. Ee, yaş probleminde çözmüştük arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Affedersiniz bu buraya yanlışlıkla yapıştırmışım. İnşallah gerisinde bir sıkıntı yoktur. Heh yokmuş. Hatırlarsınız bu soruyu. Ayşe'nin yaşının, Bülent'in yaşının oranı 2 yıl önce 1 bölü 4, bugün 1 bölü 3. Bu soruyu çözdüm ben size. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda ne diyor? Okuyalım. Bir malın alış fiyatı satış fiyatının 5 bölü 8'ine eşittir. Bir malın alış fiyatı satış fiyatının 5 bölü 8'ine eşittir. Peki yazalım. Alış fiyatı eşittir satış fiyatının 5 bölü 8'i. Okey. Bu mal alış fiyatı üzerinden yüzde kaç karla satılmaktadır? Kıymetli dostlar, bakın böyle sorularda, bu kar zarar sorularında, minimum diğer sorularda bilinmeyene taktik, bakın taktik geliyor, bilinmeyene yüz ve yüzün katları değerler verin, değerler verin. Niye? İşlem kolaylığı için. Bir de arkadaşlar, kar hatırlayalım kar nedir? Satış fiyatı eksi alış fiyatı. Tamam. Bunu biliyorsunuz. Peki ben size bir şey diyeceğim. Şimdi biz diyelim ki arkadaşlar hani madem alış fiyatı satışın 5 bölü 8'i 800 lira olsa satış fiyatı hani yüzün katı diyorum ya bu alış fiyatının kaç olmasını gerektirir? 500. Yani 500'e aldığını kaça satıyormuş bu? 800'e satıyormuş. Peki karı ne kadar? Satış fiyatı eksi alış fiyatı dersek 300 TL. Arkadaşlar, yüzde kaç karla diyor? Karını hesaplarken şöyle hesaplıyoruz. Bu adam kaç lira ortaya koydu? Yani bu işe girerken kaç lira ortaya koydu? Bu malları alırken 500 lira para koydu ortaya. Peki bu 500 lira parası ona ekstradan kaç lira para kazandırdı? Kar olarak ne kadar kar etti? 300. Peki 500'de 300 kar eden yüzde kaç kar eder? Doğru orantılar. Orantıyı nasıl kurduğumla ilgili sorusu olan var mı? 500'de 300 kar ediyorsa yüzde kaç? Doğru orantı olduğu için şöyle çarpıyoruz. X çarpı 500, 300 çarpı 100. O zaman şu 2 sıfırı sil. Şu yüzdeki 2 sıfırı da sil. X çarpı 5. 5x eşittir 300. 300 bölü 5. X eşittir 60. Yani adamın karı yüzde 60'tır arkadaşlar. sormak istediğiniz hiçbir yer yok mu? Pekala. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Güzel gidiyoruz umarım. Beşinci soruya geçiyoruz. Hadi bakalım. Öğrencinin tırstığı soru kalıplarına geldik. X'ye çok olunca biraz korkuyor öğrenci ama benim öğrencilerim korkmasın. Bir kesrin payı paydasının yüzde X'i ve paydası da payının yüzde Y'si kadar arttırılınca kesirin değeri değişmiyor. Buna göre kesirin karesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bu kesirin 100 a bölü 100 b olduğunu hocam a bölü b yazsana yüzleri niye yazıyorsun arkadaşlar niye yazıyorum yüzleri sizce yüzdesini kolay alabilmek için bir bu bilmediğim kesir bu bu kesir bilmiyoruz bu kesrin karesini soruyor bana yani a bölü b'nin karesini soruyor acaba nedir diyor bakacağız şimdi bu kesrin bir kesrin payı paydasının yüzde x'i kadar paydası bunun ne paydası? 100B. 100B'nin yüzde x'i ne demek? X bölü yüzü. Yüzler gider. B çarpı x. Kime ekleyeceğiz? Kesrin payına. 100A artı B çarpı x bölü. Paydası da payının yüzde y'si kadar. Paydası da payda 100B. Payının yüzde B'si kadar, yüzde Y'si kadar. Payın yüzde y'si ne eder Sema? Yüzde y'si yüzenin a, a çarpı y. Bunu da kime ekleyecekmişim? Aşağıya. Ve bu işlemleri yaptığımda diyor kesrin değeri değişmiyor. Yani kesrin değeri neydi en sade şekli? a bölü b. Bu değişmiyor diyor. Kesrin karesi ne ola ki? Yani a kare bölü b kare nedir diye soruyor. Şimdi şurada yapacağınız işlemi Şöyle tarif edelim. İçler dışlar çarpımı olacak. Ne gelir arkadaşlar buradan? B çarpı 100A ne olur? 100AB artı B çarpı BX B çarpı B, B kare yanında X var. Eşittir. 100B çarpı A 100B çarpı A 100AB Peki 100, AY çarpı A ne olur? A kare Y. Şuraya dikkat ettin mi Sema? Bak 100AB 100 AB. Bunlar birbirini götürür. B kare x A kare y midir? Peki bize kim soruluyordu Banu? A kare bölü B kare. Peki B kare bakın burada şöyle yazayım. A kare bölü B kare sorulduğu için şu B kareyi A karenin altına atın. A kare bölü B kare. Şu Y'yi de X'in altına yollayın. X bölü Y. Demek ki A kare bölü B kare neye eşitmiş? X bölü Y'ye eşitmiş arkadaşlar. Evet Bildan Hocam. Nedir durum? Evet. Yok mu? Vallahi bak bu soru yani uğraştırır adamı. Geçiyorum arkadaşlar. Altı. Depo sorularından bir tanesi. Ban ne yapıyorduk depo sorularında? Evet, çizerek yapıyoruz, doğru. Peki Hadi çizelim. Depodaki suyun önce yüzde otuzu, sonra da kalanın yüzde yirmisi kullanıldığında depoda 42 litre su kalıyor. İlk durumda depodaki su ne kadardır? Arkadaşlar diyelim ki depoda hani yüzde kullanacağız ya işlem kolaylığı olsun diye 100 x litre su olsun. Peki Sema önce yüzde otuzunu kullan, hop. %30'unu kullandın. Eksilme oldu. Ne kadar yani? 100x'in %30'u ne yapar? 30x yapar değil mi? Yani 100x'in %30'u 100 ile çarp, 30 ile çarp 100'e böl. Yüzler 100 gitti. 30x. Peki 30x kullandın ne oldu? Geriye ne kadar kaldı? 70x kaldı. Biraz yavaş yazıyor. şurada göstereyim. Biraz kullandık. Azaldı bu 100x. Seviye biraz düştü. Nereye düştü? 70x'e düştü. Çünkü 30x kullandın değil mi? Tamam. Peki arkadaşlar. Sonra da kalanın. Kalanın kelimesi önemliydi. %20'sini kullanacağız. Yani 70x'in %20'si. 70'in bir ile 100'ün bir sıfırı. 20'nin bir sıfırıyla bunun bir sıfırı. 7x çarpı 2 14x. Bunu da mı kullanacağız? Hadi kullanalım. 14x. Yani ne olacak? Biraz daha şöyle azaldı. 14x azalırsa hangi seviyeye düşer? 70x'ten 14x'i çıkın. Kaç ediyor? 56x mi? 56 evet. 56x yapıyor. Önce %30'unu kullandık. Sonra kalanın %20'sini kullandık. 56x kaldı. Peki kaça eşit oluyormuş bu 56x? Şu kalan meblağ 42 litreye eşit oluyormuş. Arkadaşlar 56 7'ye bölerseniz 8x yapar. 42'yi 7'ye bölerseniz 6. Peki 8x 6 8'i 2'ye bölün. 4x 6 2'ye bölün 3. 4x 3 ise x ne olur buradan? 3 bölü 4. Okey. Peki siz başlangıçta depoda ne kadar su olduğunu kabul etmiştiniz ilk durumda? 100x. Niye 100x'ti? Çünkü yüzdeleri daha kolay alalım diye yapmıştık. E, x'i de bulduğumuza göre yerine yazalım. 100 çarpı x yani 100 çarpı 3 bölü 4. 100'ü 4'e bölün. 25. 25 kere 3. Demek ki başlangıçta depoda 75 litre su varmış arkadaşlar. İki ana mesele var. Birincisi giriş kısmında yüzdeyi bak daha rahat alabilmek için 100x demek. İkinci mesele de kalanın meselesi. Yani 70x kaldıktan sonra ne yapıyor? 70x'in %20'sini kullanıyor. Evet. Bu soru da böyleydi arkadaşlar. Geldik 7. soruya can bilyelerinin yüzde yirmisini Ali'ye verirse her ikisinin de bilyelerinin sayıları eşit oluyor. Buna göre başlangıçta Ali'nin bilyelerinin sayısı, canın bilyelerinin sayısının yüzde kaçıdır? Arkadaşlar, can ve Ali. Hemen ne yapıyorum? Verilenleri bir yazayım. Can Ali'ye elindeki bilyelerin yüzde yirmisini verirse eşitleniyorlar. O zaman diyelim ki canın bilyeleri ne olsun? 100x. Hocam hep de 100x ya. Niye böyle diyorum? Çünkü %20 kolay alınacak şimdi. 100x'in %20'si nedir? Yüzler gider 20x'tir. Yani eğer can bilyelerinden 20x'ini verirse kendisinde ne kadar kalır? 80x. Peki bunu verdiğinde bu 20x'i verdiğinde eşit oluyormuş. İkisi de 80x 80x. Demek ki 20x'lik bilyeyi vermeden önce Ali'de ne kadar bilye vardı? 80x'in 20x eksiği kadar. Yani 60x bilye vardı. 100x'ten 20x bilye buraya gidince burada 80x oldu, burada da 80x oldu. Peki başlangıçta Ali'nin bilyelerinin sayısı yani şu başlangıçta şu Ali'nin bilye sayısı 60x'ti bulduk. Can'ın bilyelerinin sayısının yüzde kaçıdır? E 100x değil mi dememiş miydik Can'a? 100x'in yüzde kaçı 60x'tir? Yüzde 60'ı. Zaten 100 x'te 60x. Yüzde kaç? Yani 60. Anlaştık mı arkadaşlar? Birinden eksilirken ötekine ekliyoruz. Çok mu yorduk sizi? geçiyorum o zaman Hadi bakalım He, bu son sorumuzmuş zaten bu dersteki Evet sorusu olan arkadaşımız var mı çok güzel Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik Evet bugün saat 15.10. Bu kadarla ittifa edelim. Ben videoları, bu kaydettiklerimizi sisteme yükleyeyim YouTube'a. Sadece sizin görebileceğiniz bir link oluşturacağım bu derse katılanların. Arkadaşlar o linkten size atacağım. Tıklayıp izleyebileceksiniz. Önce ilk işlediğimiz dersleri atacağım. üstü köklü çarpanlar ayırma. Bilginiz olsun. Akşam ders yapmayacağız. Yarın yaparız. Yarın devam ederiz. Siz bugün biraz tekrar yapın. Çok sıkıştırınca bu sefer biraz herhalde sizi de Ramazan ayı çok yormuş oluyoruz arkadaşlar. Yani neticede ben size daha fazla ilgilenmiş oluyorum. Bu sizin hayrınıza bir şey. Vakit var. Ben sizden aldığım ücretin karşılığını zaten fazlasıyla vermeye çalışıyorum. Yeter ki siz öğrenin. Uygulayın, çalışın. Tamam hocam tekrar yapalım daha iyi pekişsin. Evet aynen öyle. Evet teşekkür ederim. Çok verimli geçti diyor İlhan Hocam. Sağolsun. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, videoları ben sisteme yüklüyorum ve bir, bir buçuk saat inşallah içerisinde e, yüklemiş olurum. Size de yollarım arkadaşlar. Siz şimdi mesela başka bir dersin bir ara verip çalışmasını yapabilirsiniz. İftardan sonra da güzelce bir tekrar yaparsınız üstü köklü. Güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kapatıyorum yayını.